Eşya hukuku, mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu 683. maddeyle başlayan ve devamındaki kısımda düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkının içeriği. Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. O yüzden hak olarak mülkiyet hakkı en geniş haklardan birisidir. Dilediği gibi kullanmak, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Mülkiyet hakkı ile tasarrufta bulunma veya zilyetli kavramları farklıdır. Bir eşyanın sahibi olabiliriz o anda, ancak mülkiyeti bizde olmayabilir. O yüzden mülkiyet hakkı eşyanın tamamen bize ait olduğunu gösterir. Çünkü mülkiyet hakkına sahip olan kimse onun üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi konusunda sınırsız yetkiye sahiptir. Mülkiyet hakkına sahip kişiye malik denir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Yani men davası açabilir. Mülkiyet hakkının kapsamı, bütünleyici parça. Bir şeye malik olan kimse o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Örneğin bir aracın tekeri gibi veya başta anlaşıldığı şekilde, örneğin bir ev aldık. Bu evin maliki, sahibiyiz. Eve ait bir odunluk var. O odunluk farklı bir kararla alınmadıkça o ev için bütünleyici parçadır ve ona ait olmaya devam eder. Doğal ürünler. Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki olur. Örneğin bir tarla aldık. Tarlada çok sayıda armut ağacı var. Armut ağacına sahip olan kişi de armut ağacındaki armutlar da armut tarlasının ve armut ağacının sahibinindir. Ürünler dönemsel olarak elde edilen doğal ve hukuki ürünlerle bir şeyin özgülendiği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. Doğal ürünler asıl şeyden ayrıncaya kadar onun bütünleyici parçası sayılır. Eklenti. Bir şeye ilişkin tasarruflar aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. Yani malik sahip olduğu eşya üzerinde veya menkul gayrimenkul üzerinde de ne kadar hakkı, hangi haklara sahipse onun eklentisi üzerindeki de haklara da aynı şekilde sahiptir. Eklenti asıl şey malikin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre işletilmesi, korunması ve yer sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kalınan taşınır maldır. Eklenti asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. Yani bu baştan beri eklenti bu eşyaya aitse geçici olarak farklı bir işte veya farklı bir amaçla kullanılsa dahi onun asıl şeyden bağlı olduğu niteliğini kaybetmez. Eklenti sayılmayan şeyler. Asıl şeye zilyet olan kimsenin, yani onun zilyet, onun üzerinde tasarruf hakkı bulunan kimsenin veya o anda sahip olup bulunan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliğiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. Birlikte mülkiyet, faili mülkiyet. Şimdi bu kısımlar eşya hukukunda önemli olan ve karşımıza
çıkacak olan ve günlük hayatta da sürekli karşılaşılan ancak genelde karıştırılan veya bilinmeyen şeylerdir. Birlikte mülkiyet, bir, paylı mülkiyet. Genel kurallar. Paylı mülkiyette birden çok kimse maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü evlenmedikçe paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik ve hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, vehmedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Paylı mülkiyette somut bir örnek vermek gerekirse, örneğin aile büyüğü vefat ettiğinde örneğin üzerine 3 tane taşınmaz var veya 1 tane arsa var. Bu arsa üzerinde aile büyüğünden sonra hak sahibi olan örneğin eş ve 2 çocuk olsun. Türk Medeni Kanunu'nda gösterilen hakları nispetinde bu taşınmaz üzerinde haklara sahiptirler. Yani paylı mülkiyettir. Henüz bu paylar bölünmemiştir veya o tarla bir bölüm olarak yani ada ve parsel belli bir bütünlük şeklindedir. Ancak o arsa üzerinde örneğin annenin hakkı 2 ise 2 pay onundur. Geriye kalan 2 pay ise bir 2 çocuğa paylaştırılır. Ancak bu sadece hak olarak görünür paylaşılana kadar. Paylı mülkiyette o kimseler, hakka sahip olan kimseler eşit haklara sahiptirler. Her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklere sahiptir. Herkes aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ancak ortak yapılması gereken işlerde ortak yapılır. Pay devredilebilir. Yani pay başkasına devredilebilir. Rehin verilebilir. Alacaklar tarafından hac edilebilir. Bunda bir sorun yok. Yönetim ve tasarruf. Paylı mülkiyette anlaşmalar. Paydaşlar kendi aralarında oy birliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerine farklı bir düzenleme yapabilirler. Ancak böyle bir anlaşmayla paydaşlardan aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. Şimdi paydaşlar kendi aralarında örneğin atadan kalan veya miras kalan taşınmaz üzerinde yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda bir anlaşma yapabilirler. Ancak diyor istisnaen aşağıdaki şeyler yapılamaz. Hak ve yetkiler kaldırılamaz, sınırlandırılamaz diyor. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. Paydaşlar kendi arasında anlaşmıştı. Yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler şeklinde bir hakları vardı. Ancak şu haklar sınırlandırılamaz diyor. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliği, değerinin korunması, zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını isteme hakkı sınırlandırılamaz. Her 3 paydaş örnek veriyor. Her 3 paydaş varsa 3 paydaş, 5 paydaş varsa 5 paydaş bu 1. maddede sayılan haklara sahiptir. 2. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak. Yani eşya veya taşınmaz aniden bir zarar olacak veya bir zarar tehlikesi var. Diyelim 3 paydaş varsa 3 paydaş da o anda bu önlemi almak hakkına sahiptir. Bu hak sınırlandırılamaz. Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzaların noterlikle onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kültürüne şerh verilebilir. Taşınmazlarla ilgili anlaşmaları imzalarının noterlikle onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kültürüne
şerh verilebilir. Evet, anlaşma, bir anlaşma yapılırsa eğer yukarıda sayılan maddeler ve istisnalar da göz önüne alınarak bir anlaşma yapılırsa eğer paydaşlar hep beraber tapu kütüğüne bu anlaşma şerh edilebilir. Olağan yönetim işleri. Paydaşlardan her biri olağan yönetim işlerini yapmaya, özellikle küçük onarımları yaptırmaya, tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir. Paylı mülkiyetten bahsediyoruz. Zorunlu ve ivedi işlerin yapılmasına ilişkin kanun hükümleri saklı kalma kaydıyla paydaşların çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetkiyle ilgili farklı düzenleme getirilebilir. Evet, farklı bir düzenleme getirilebilir. Nasıl getirilebilir? Tüm paydaşlar bir araya gelir. Şu madde, şurada bir madde var. Paydaşlardan her biri olan yönetim işlerini yapmaya, özellikle küçük onarımları yaptırmaya ve tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir diyor. Yani tüm paydaşlar bir araya gelerek bu maddeyi de sınırlandırabilirler demek istiyor. Önemli yönetim işleri. İşletme usulünün ve tarımsal ürünün türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmenin yapılması veya feshi, toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir. Şimdi kanun şu sayılan şeyleri önemli işler için almış. İşletme usulü değiştirilmesi, tarım türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmenin yapılması veya feshi, toprağın ıslahı, bunlar önemli yönetim işlerinden de. O yüzden kanun demiş ki bu önemli yönetim işlerinden olduğu için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar gerekir. Örneğin 5 paydaş varsa üçünün tamam demesi gerekir diye kanun bir sınırlama koymuş. Örneğin 3 paydaş varsa ikisinin tamam demesi gerekir demiş. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım, onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Yani eğer taşınmaz veya mal varlığı üstünde sayılan malda olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerini veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım ve onarım işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Yani aynı şekilde paylı malın üzerinde önemli bir işlem yapılacaksa yine aynı çoğunluk aranır demiş. Pay ve paydaşların eşit halinde hakim paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verir. Eğer paydaşlar aralarında bir sıkıntı yaşamışlarsa hakime başvurarak hakimden karar vermesini isteyebilirler. Gerekli gördüğü işten yapılması için paydaşlar arasında veya dışarıdan bir kayyım da atanabilir. Eğer hakim gerekli görürse, anlaşmazlık için gerekli görürse bir kayyım da atayabilir. Hakim kayyım atadığında bazı yetkiler kayyıma geçer. Kayyım bazı kararları alır. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar. Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işleminin yapılması oy birliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. Şimdi burası önemli. Burası olağanüstü yönetim işleri. Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi. Yani paydaşlara, hissedarlara çok ciddi bir külfet getirecek bir iş veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemi yapılması. Paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemi yapılması. Burası çok önemli. Paylı malın tamamı üzerinde paylı mülkiyette tasarruf işlemi için oy birliğiyle aksi kararlaştırılmış olması bütün paydaşların kabulü. Bütün paydaşların tamam demesi gerekir. Paylar üzerinde taşınmaz ehli veya taşınmaz yük kurulmuşsa paydaşlar malın tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar.
Şu 692 bu kısım önemli. Genelde hayatta normal günlük hayatta karşımıza çıkan çözülemeyen konular var. Veya insan genellikle kafaların karıştığı nokta paylı malın tamamı üzerine tasarruf işlemi. Yani eğer paylı mal örneğin satılacaksa herkes kendi hissesini devredebilir diyor. Ancak burada paylı malın tamamı üzerine tasarruf işlemi herkesin kabul olmadan yapılamaz. Yararlanma, kullanma ve koruma. Paydaşlardan her biri diğerlerinin haklarıyla bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir. Herkes kendi payı nispetinde. Uyuşmazlık halinde yararlanma ve kullanma şeklini hakim belirler. Eğer burada sayılan maddelerin bir kısmında veya bir yerinde anlaşma olmazsa taraflar hakime başvurabilir. Bu belirleme paylı malın kullanılmasının zaman veya yer itibariyle paydaşlar arasında bölünmesi biçiminde de olabilir. Paydaşlardan her biri bölünmenin ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilirler. Giderler ve yükümlülükler. Paylı mülkiyet durumunda mutlaka giderler olacak. Paylı mülkiyetten doğan veya paylı mala ilgilendiren yönetim giderleri, vergiler ve diğer yükümlülükler aksine bir yükümlülük bulunmadığı için paydaşlar tarafından paylara oranla ödenir. Örneğin 3.000 TL büyükşehir vergi örneğin vergi çıktı veya diyelim emlak konut vergisi veya arsa vergisi veya değişik vergiler çıktı. Eğer 3.000 lira var, 3 paydaş var. 2 payı olan anne var. 2 payı olan anne ile 2 payı olan iki çocuk arasında bu vergi eşit nispetinde paylar oranında paylaştırılır. Örneğin 3 kişi varsa bu 2 hisse anneye aitse geri kalan 2 hisse de çocuklara aittir. Yani bu 4'e bölünecektir. Bu gelen vergi %50'sini anne ödeyecektir. Geri kalan %50'yi de paylar oranında 2 çocuk ödeyecektir. Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş diğerlerine paylar oranında rücu edebilir. Yani örneğin hissedarlardan birisi ödemeyi reddetti. Ancak diğer hissedarlar bu verginin gecikmemesi, sorunla karşılaşmaması için verginin gecikmemesi gerektiğini düşünüp o ödemeyen kişinin payını da ödediler. Bu durumda kanun diyor ki bu ödeyen kişi veya kişiler diğerine rücu edebilirler. Yani ondan bu ödenen kısmın kendilerine geri ödenmesi için başvurabilirler. Kararların bağlayıcılığı. Yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda paydaşların yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararlarıyla mahkemece verilen kararlar sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynı hak kazanan kimseleri de bağlar. Taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynı hak kazananları bağlaması için bunların tapu hükmüne şerh edilmesi gerekir. Evet, taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş. Örneğin paydaşlardan biri devret, başka bir kişi geldi, başka bir paydaş payı devir aldı. Sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynı hak kazananları bağlaması için bunların tapu hükmüne şerh edilmesi gerekir. Yani şunu demek istiyor. Örneğin 3 paydaş kendi arasında anlaşmıştı. Ancak daha sonra bu paydaştan birisi başka bir kişiye hakkını, payını devretti. Ve onlar devirden önce bir anlaşma yapmışlardı. İşte yönetime ilişkin masrafların giderilmesi veya başka bir konuda örneğin tarlaya hangi ürün ekileceği konusunda diyor ki burada yeni pay devralan kişinin bu anlaşmayla bağlı olması için bu yapılan
devirden önce yapılan anlaşmanın tapu küpüne şerh edilmesi gerekiyor. Eğer şerh edilmediyse bu kişi bu anlaşmayla yeni devralan kişi bu anlaşmayla bağlı olmaz. Paydaşlıktan çıkarma, paydaşın çıkarılması. Kendi tutum ve davranışları ile veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamını veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, bu yüzden onlar için faili mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmişse mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. Şimdi faili mülkiyet, birlikte mülkiyette şöyle bir konu var. Örneğin birlikte mülkiyette paydaşlardan biri üzerine düşen sorumlulukları eğer yerine getirmeyip diğerlerine karşı yükümlülüklerini çiğniyorsa sürekli bu devam edemez, süremez hale gelmişse paydaşlar mahkemeye hakime başvurarak bu hak çiğneyen kişinin paydaşlıktan çıkarılmasını isteyebilirler. Ancak mahkeme kararıyla çıkarılabilir tabii ki. Davanın açılması aksi kararlaştırılmış olmadıkça pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır. Evet, burası da önemli. Paydaşı paydaşlıktan çıkarmak için paydaşların çoğunluğunun kararı gerekir. Hakim çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı maldan ayırmayı olanak varsa bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın payla mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir. Evet, eğer hakim bu talebi uygun gördü, ancak şuna bakması gerekiyor. Eğer bu paydaşlıktan çıkarılacak kişinin payı taşınmazdan veya neyse artık o eşyadan veya maldan ayırıp o kişiye özgülenebilir mi? O kişinin kullanımına verilebilir mi diye inceler. Eğer kullanımına verebilecekse onun payını ayırarak diğerlerinden onu ayırır. Ancak devam ediyor. Aynen ayrılmasına olanak bulunmayan ancak ayrılmasına olanak yoksa mümkün değilse hakim bu sefer bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine değerini isteyen paydaş ve paydaşlar bu istemlerini paydaşlıkta çıkarma istemiyle birlikte ileri sürmek zorundadır. Yani paydaşlıktan çıkarılacak kişiye payında nispetinde bir ayrım yapılamadı. Ona o anda o hakkı verilemedi. Bu sefer diyor ki o dava tarihindeki değeriyle değerinin ödenerek paydaşlıktan çıkarma işlemi yoluna gidilir. Hakim hüküm vermeden önce re'sen belirleyici uygun bir süre içinde pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir. Davanın kabul halinde payın istemde bulunan adına teslim mehkûm. Şimdi burada eğer hakkını veremedik paylaşım hissesini bölemedik. Bu da ikinci seçenek olarak malın dava tarihindeki değeriyle ödeme yapılacak. Yani aynı bir ödeme, nakdi bir ödeme yapılacak. Hakim kararıyla nakdi bir ödeme yapılacak. Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz. Ve bu payı isteyen paydaşta bulunmazsa hakim davalıya payını devretmesini bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payını açıp arttırmayla satışına karar verir. Satış kararı cevri icar ile paraya çevrilmeye ilişkin hükümler uyarınca yerine getirilir. Hakim eğer yukarının tamamının devamı şeklinde paydaşlıktan çıkarılacak paydaşa payını devretmesi için bir süre verir. Yani satması için. Kime teklif edilecek? Diğer paydaşlara. Eğer bu paydaşlar da bunu almazlarsa eğer önce onlara teklif edilir. Eğer bunu almazlarsa bu sefer hakim başka bir yola gider.
açık artırmayla satışına karar verir. Yani paydaşlıktan çıkarılacak kimse önce diğer paydaşlara bunu satmaya çalışır veya devretme istediği süre verir hakim. Ancak bu da olmazsa hakim bu sefer son seçenek olarak açık artırmayla satışa karar verir. Satış cebri yoluyla yapılarak paraya çevrilir. Bir paydaşın çıkarılmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla pay üzerine intifa veya diğer bir aynı ya da tabi şerh edilmiş kişisel yararlanma sahipleri hakkında da uygulanabilir. Bu durumlarda da bu yukarıdaki uygulanacak hükümler uygulanır. Ancak devri caiz olmayan bir hakkın uygun bir tazminat tarihinde sona ermesine karar verilir. Faili mülkiyetin sona ermesi. Faili mülkiyet paylaşma sistemi. Hukuki bir işlem gereğince veya faili malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle faili mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Eğer faili mülkiyette paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşmayı isteme hakkı hukuki bir işlemle en çok 10 yıllık süreyle sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda faili mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Taşınmazlarda faili mülkiyetin devamı. Evet, eğer paydaşlar kendi arasında anlaşmışlarsa faili mülkiyetin mesela 3 yıl daha devam etmesi şeklinde bir anlaşma yapmışlarsa bu resmi şekilde yapılır ve tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. Evet, uygun olmayan zaman derken farklı durumlar ortaya çıkabilir. Paylaşma biçimi. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırma ile satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Evet, paylaşmanın seçeneklerinden bahsediyor. Malın aynen bölüşülmesi. Yani 5 hissedar varsa hakların nispetinde herkese pay verilir. Örneğin arsa 10 dönüm arsa var ve 5 hisseder varsa herkes ne kadar hak ediyorsa, örneğin anne 2 hak ediyorsa ona onda 2 veya çocuk onda 1 ise veya daha da bölünmüşse bir alt nesle geçmişse orada da durumlar değişebilir. Herkes hak oranında bölüşür. Birinci seçenek. İkinci seçenek pazarlık yoluyla. Pazarlık ya hissedarlar paydaşlar kendi arasında satma yolunu deneyebilirler veya artırmayla çıkartırmayla satılarak bölüşülmesi yoluna da gidilebilir son seçenek olarak. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa paydaşlardan birinin istemeden hakkın malın aynen bölünerek paylaştırılmasına eğer anlaşma sağlanamadı hiçbir şekilde bunun üzerine hakim paydaşlardan birinin istemi üzerine malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verebilir. Birinci seçenek. Bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verilebilir. Yani örneğin hakim bu bir arsanın veya bir taşınmazı böldü. Örneğin yol kenarına gelen yer daha değerliydi. Arkaya hakkı düşen kişi dedi ki ön kısım daha değerli. İşte burayla bu parçayla bu kısım arasında belli bir miktarda fark olabilir. Bu sefer hakim denkleştirme yoluna gidecek. Parayla denkleştirme yolunun seçeneğini kullanacak. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle faili malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışa hükmü olunur. Satış için paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar vermesi bütün paydaşların rızasına bağlıdır. Şimdi bu bölme işleminde eğer üstteki gibi bir anlaşma olmadı, kimsenin hak kaybının önüne geçilemedi. Bu sefer diğer bir seçeneğe başvurdu. Açık artırma yoluna.
Satışın paydaşlar arasında artırma ile yapılmasına karar verilmesi bütün paydaşların rızasına bağlıdır. Evet. Eğer paydaşlar örneğin taşınmaz arsa olsun, arsanın yukarıdaki gibi herkes belli kısım veya diyelim 10 dönüm vardı. Herkes dönüme razı olmadı. Dedi ki işte herkesin bir itirazı oldu. Parçalar arasında bedel veya tasarruf değeri farkı olduğunu kanaat getirdi. Bu sefer açık artırma yoluna gidilerek herkese payı oranında bir ödeme yapılır. İntifa hakkı sahibinin durumu. Bir paydaşın kendi payı üzerine intifa kurması, diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisini tebligden başlayarak 3 ay içinde paylaşma isteminde bulunursa, satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder. Örneğin intifa hakkı bir paydaş için şöyle bir durum oldu. Kendi payı üzerinde örneğin bir telefon baz istasyonu kuruldu. Burada buna ilişkin hak tebligden başlayarak 3 ay içinde paylaşma isteminde bulunursa satış yoluyla paylaşmanın intifa hakkı buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder demiş kanun. Böyle bir durum koymuş. Aile mülkiyetten sonra diğer mülkiyet çeşidi el birliği mülkiyeti. Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti el birliği mülkiyetidir. El birliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yayılır. Şimdi paylı mülkiyette herkesin yeri belliydi. Herkesin köşesi belliydi. Bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşma veya anlaşma yapılamamışsa hakim nezdinde veya mahkeme nezdinde paylar bölünmüştü. Herkesin durumun belliydi. Ancak el birliği mülkiyeti bu şekilde de el birliği mülkiyetinde ortada bir taşınmaz veya bir eşya var. Ancak bu eşyada örneğin 5 kişinin hakkı var ama nerede var, nasıl var hiçbir şey belli değil. Sadece bir eşya var ortada. Bu eşya üzerinde herkesin belli oranda bir hakkı var. Ama onun dışında hakkın nerede olduğu, nasıl olduğu veya ne şekil olduğu belli değil. Bu el birliği mülkiyetidir. Paylar, evet, ortaklığa gelen malların tamamına yaygındır, diyor. Hükümler, ortakların hakları ve yükümlülükleri topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleriyle belirlenir. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oy birliğiyle karar vermeleri gerekir. Şimdi yukarıda paylı mülkiyette oy birliği gerekmiyordu. Bazı çok önemli işler için oy çokluğu gerekiyordu. Ancak el birliği mülkiyetin paylı mülkiyetten farklı. Burada tüm paydaşların, tüm hak sahiplerinin hepsinin ne hangi konu olursa olsun hepsinin ortak kararı gerekiyor. Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Yani el birliği mülkiyeti bozulmadığı sürece sözleşmeden doğan topluluk birisi asla hiçbir şey yapamaz. Paylaşma yapamaz. Pay üstünde bir şey yapamaz. Pay üstünde bir şey kullanamaz. Bir tasarrufta bulunamaz. Ortaklardan her biri topluluğa gelen hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumada bütün ortaklar yararlanır. Ama yalnız şu haklara sahiptirler. Ortaklardan her biri kim olursa olsun topluluğa gelen hakların korunmasını sağlayabilirler. Yani hakla ilgili
bir taleple ilgili bir engelleme yok, ama onun dışında gerek tasarruf için faili mülkiyetten farklı olarak her alınacak kararda oy birliği gerekir. El birliği mülkiyeti malın devri, yani malın tamamının devri. Topluluğun dağılması, sözleşmenin bitmesi, yani faili mülkiyete geçilmesiyle 3 seçenekle sona erebilir. Malın devri, malın satılması, yani tamamen satılması, topluluğun artık anlaşmayla dağılması veya farklı bir şekilde dağılması faili mülkiyete geçilmesiyle sona erebilir. Paylaştırma aksine bir hüküm bulmadıkça faili mülkiyet hükümlerine göre yapılır. Evet, faili mülkiyette yukarıda burada sayılan paylaşma, isteme biçimine göre el birliği mülkiyetine de uygulanabilir. Evet, diğer videomuzda taşınmaz mülkiyetin kazanılması ve kaybıyla devam edeceğiz.